Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce, 50 yıl önce romatizmal kapak hastalığı çok yaygındı. Türkiye'de özellikle gelişmekte olan geri kalmış ülkelerde, böyle Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinde şimdi yeni toparlamaya başladı. Çok yaygındı. Avrupa'da yıllardan beri çok azaldı. Bunun sebebi de işte çocuğun sıkı doktor takibinde olması, bir üst solunum enfeksiyonu geliştiği zaman bu üst solunum enfeksiyonu hepsi değil tabii. Beta hemolitik streptokok dediğimiz bir mikrop var, bir bakteri var. Bu bakteri boğazda iltihap yapar ise, hepsi değil, sadece bu mikrop yaptığı zaman bunu antijenleriyle kalp kapağının antijenleri birbirine çapraz reaksiyon yaparak orada bir takım hasarlar yapıyor. Bu sadece kalp kapağında değil, işte eklemleri de tutuyor. Eklem romatizması, cildi tutuyor, bazen beyni tutuyor. Çok sistemik bir hastalık. Bu tutulduğu zaman kalpte bu tutukluk yıllar içerisinde kalpte ciddi hasarlar, kapakta büzüşmeler yapıyor, daralmalar yapıyor, kireçlemeler yapıyor ve buna bağlı olarak yıllar içerisinde hastalık oluşuyor. Yani günümüzde Türkiye'de gittikçe azalmaya başladı. Bundan 30 yıl öncesiyle şu arada çok ciddi farklar var. Çünkü çocukların doktora ulaşması, antibiyotiğe ulaşması, özellikle penisilin grubu antibiyotiklerin çıkmasıyla zaten bu çok son derece azaldı. Çok azaldı. Yani günümüzde de bir boğaz yolu enfeksiyonu deyip aslında şey yapmamak lazım. Yani göz ardı etmemek lazım. Çok basit bir boğaz enfeksiyonu. Eğer o boğaz enfeksiyonuna sebep olan beta hemolitik streptokok, beta mikrobu diyorlar halk arasında. Hı hı. Eğer o ise, onu eğer ciddi bir şekilde hemen tedavi edilmezse bu romatizmal ateşe sebep olabilir. Ama günümüzde çok azalmakla birlikte hala maalesef devam ediyor. Avrupa'da neredeyse bitti. Neredeyse çok az. Yani Türkiye'de de azaldı. Bu kapak hastalıklarının Avrupa'da yani ikinci, üçüncü sıraya indi sebepleri arasında. Türkiye'de hala da birinci sırada gibi ama o da yavaş yavaş azalıyor. Daha çok dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz hastalıklar ön plana çıkıyor. Türkiye'de azaldı ama yine de dikkat etmek lazım. Çocuklarda işte 5-15 yaş arası dediğiniz gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu zaman yine muhakkak bir çocuk doktoruna ya da herhangi bir pratisyen hekim olabilir. Doktora gözüktüğü zaman zaten o boğaza bakıldığı zaman kriptik tonsilit diyoruz biz buna. Hı hı. Ya da orada kültür alındığı zaman hemen anlaşılır ve çok rahat tedavi edilebilir. Yani önemsemek lazım yani. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.